Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz suya inmiş olan ilk reis sınıfı denizaltımız. Heyecanla beklediğimiz bu araçlarımızda artık son düzlüğe geldik. Bundan sonrası hepsinin sırayla görevine başlaması. Ancak son günlerde çıkan olaylar da canımızı sıktı. Görüntülerde gösterilmemesi gereken pervanesinin ifşa olması ve üzerine atılan denge sorunu olduğu iddiaları. Bunlar bizim güvenliğimizi ilgilendiren önemli konular. Peki bu denizaltılar görevine ne zaman başlayacak? Son durumları, eklenen sistemlerin ne olduğu veya ifşa olmuş olması bizi nasıl etkiler? İncelemeye başlayalım. Denizaltılar, savaş sahasının sessiz avcıları. Neredeyse dünyadaki tüm donanmaların olmazsa olmaz savaş araçlarından. Bunun sebebi ise belli. Bir denizaltı dahi eğer başarılı şekilde sızma yapabilirse tüm filoyu hatta donanmayı bile yok edebilir. Örnek olarak 14 torpido taşıyan bir denizaltı tam 14 devasa gemiyi suya gömebilir. Bu kadar da değil, 2 veya 3 torpido atışıyla uçak gemisini yıkmanız bile mümkün. İşte bu yüzden kritik ve önemliler. Bu yüzden denizaltıları yapabilmemiz deniz bağımsızlığımızın temelini oluşturmakta. Şu anda yaptıklarımızla ise bu temeli atmaya başladık. Peki ne zaman bu temeli tamamlayacağız? Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bir gemi veya denizaltı suya indirilince teslime hazır olmaz. Üstüne yapılacak olan testler vardır ki bu testlere en az 6 ay diyebiliriz. Bunun üstüne suya sistemleriyle beraber inmemekte. Suya indikten sonra büyük bir iç düzenlemeye tabi olurlar. Gerek monitörler ve aviyonüklerin montajı bu sırada yapılmakta. Bu yüzden ilk reis sınıfı denizaltı Piri Reis'in teslimine daha erken diyelim. Ancak yapılan açıklamalara bakacak olursak bu sene sonunda veya 2022'nin başında teslim edilmesi olası. Bu sözü de geçtiğimiz günlerde suya inmiş olmasıyla doğrulayabiliriz. Yani artık bahsettiğimiz son düzlüğe gelmiş. Ayrıca bu seneden itibaren her sene bir denizaltı envantere girecek. Yani en geç 2028 yılında 6 adet denizaltı envantere girişini tamamlayacak. Tabii bu güzelliklerin üstüne gelelim sıkıntılara, hakkında söylenenlere ve son olaya. Bu denizaltıların başta denge sorunları vardı. Su altında giden bir araç için problem. Kimine göre çözülemedi ama biz size çözüldüğünü söyleyebiliriz. Buna kanıt olaraksa denizaltının boyunu sunabiliriz. Ne alaka derseniz, normalde Type 214 sınıfları 65 metre boyunda. Yani tasarımın temelini aldığımız Almanya'da. Fakat bizimkiler bundan 4-5 metre kadar daha uzun. Muhtemelen diğer denge sağlama yöntemleri yanlış geldi ve bu yola gidildi. Eğer tasarımı temeli alıp bir şeyleri değiştirdiysek sorunları çözmek içindir, yoksa aynısını yapardık. Bir diğer sıkıntıysa suya indirilirken pervanesinin gösterilmesi olayı. Bir denizaltının pervanesine bakarak karakteristiğini çıkarabilirsiniz. Bunun teknikleri var. Boyutlarına göre hesaplamalar yapar ve sonarda çıkaracağı ize ulaşabilirsiniz. Yine de sadece bir görüntüye bakarak bunları yapmak çok zor. Bu hesaplamalar için milimetrik oranlar gerekli. Yoksa yanlış sonuçlara ulaşabilirsiniz. Zaten ben de bunların üzerine görüntüleri inceledim. Bütün Type 214'lerde kullanılan aynı pervane. Bir de biz buzlanmış halini gösteriyoruz ama videoya baktığımız zaman pervane görülmekte. Peki bu büyük bir sorun mu derseniz aslında pek sayılmaz. Evet, gösterilmemesi çok daha iyi olur fakat durum biraz farklı. Mesela Type 214 sınıfları haricinde nükleer denizaltıların dahi pervanelerinin görüntülendiği ortaya çıktı. Üstüne tüm bunları geçelim, denizaltının tasarımı bize ait değil. Sistemleri hariç kaba taslak planı Almanya'ya ait. Zaten Yunanların da aynı sınıftaki denizaltılarının bir sürü resmi var, buna pervane dahil. Tüm bunlar Alman tasarımı. Demem o ki doğrudan gösterilmese daha iyi olurdu ama bizi etkileyen çok da bir şey yok. Bu kadar önemli olsaydı bu görüntüler hiç paylaşılmazdı. Bu arada denizaltılarımıza Alman tasarımı dedik, ancak sistemleri içine katmayın. Sistemlerinin neredeyse tamamını yerli olarak üretmekteyiz. Yani ileride üreteceğimiz kendi tasarımlarımız için bir test aracı denebilir.
Ek olarak da biz bu Alman tasarımına kendi dokunuşlarımızı kattık. Bunun sonucunda yaptığımız değişikliklerle kendisi Type 214 sınıfındaki denizaltıların en iyisi olacaktır. Hatta bu denizaltıların daha sessiz olması için özel çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra helikopterlere karşı dahi önlem alabilmekte. Bildiğimiz kadarıyla da bunu dünyada Rusya harici pek yapan yok. Helikopterlere karşı neyin önlemi demeyin, özel füze kovanlarında hava savunma füzesi ateşlemekte. Böylelikle de helikopter tehdidini azaltmış durumda. Özellikle Ege gibi helikopterlerin cirit attığı bir coğrafyada canavara dönüşebilir. Denizaltıların en büyük düşmanı helikopterler. Sırada bu bilgilerin üstüne yeni denizaltılarımızı özellikleri üzerinden analiz edelim. Merak edenler var çünkü daha önce bu kadar detaylı olarak incelememiştik. Medya baronu tarzıyla diyelim. Önce özelliğini verip sonra yorumunu yapacağız. Reis sınıfı denizaltılarımız yaklaşık olarak 68 metrelik bir boya sahip. Bunun yanında 1.85 bin tonluk ağırlığı var. Tabii bu suyun üstündeki ağırlığı denizin altına dalınca 150 tonluk bir artışla 2000 ton civarı ağırlıklara denk gelmekte. Garip gelebilir ama denizaltılar su alarak batarlar, suyu vererek de yüzeye çıkarlar. Aynı oran hızları için de geçerli. Su yüzeyindeyken saatte 20 km gidebiliyorken suyun altındayken bu 40 km'nin üzerine çıkmakta. Fakat bu hızlar değişken. Örnek olarak denizaltılar tehlikeli durumlarda hızını saatte 4-5 km'leri düşürebilir. Böylece sonar izi azalır ve menzili artmış olur. Aracımızın temel kısmı bu şekilde. Sırada denizaltımızı canavar yapan sistem, havadan bağımsız tahrik sistemi. Bilindiği üzere denizaltılar oksijen almak için su yüzeyine çıkarlar. Ancak bu düşman karasularında ölümünüz demek. Lakin bu tahrik sistemi de sudaki hidrojeni ve oksijeni ayırarak yaşatmaya devam eder. Bu yüzden hem çok güvenli hem de çok tehlikelidir. Tabii bunun da bir sonu var. Mesela uzun görevler sırasında bu hidrojen ve oksijen tankları çok yüksek maliyetlerle doldurulmakta. Hatta bunun için Gölcük'te yeni bir yer inşa edilecek. Maliyetten kurtarmak için inşa edilmek zorunda ya da güvenliğimiz için de zorunda. Çünkü oksijen ve hidrojen tankları patlayıcı güçte. Bunun tam güvenliğini başkalarının eline bırakamayız. Bunun yanında modern çağda bir denizaltının olmazsa olmazına bakalım, savaş yönetim sistemine. Bu noktada duruma Havelsan el koymuş ve dünyanın sayılı sistemlerinden birine imza atmış. Peki ne artısı olacak derseniz, doğrudan bir aracın iki kat daha iyi savaşmasına sebep olabilir. Yönetim sistemleri bütün bilgiyi tek bir merkezde topladığından denizaltının işi kolaylaşır. Özellikle Yunanlar bu durumdan çok muzdarip. Çünkü Almanların kendi orijinal yazılımlarını Helenlere verme şansı yok. Kısaca Yunanistan'ın Type sınıfının gücü ciddi oranda daha az. İşte yerli ve milli olmak bu kadar önemli. Umarım sıradaki denizaltılarımızın bütün tasarımını biz yaparız. Sırada reis sınıfının görev süreleri var. Ama bu noktada kesin bilgiler yok. Bunlar kritik konular. Sadece yaklaşık sayılar verilir. Tabii iddialara göre baktığımız zaman Güney Kore bu denizaltılarla şnorkelsiz 18 gün boyunca su altında kalabilmiş. Eğer bu iddia doğruysa reis sınıfları 18 gün boyunca İsrail, Mısır, Yunanistan ve İtalya'yı aynı anda ziyaret edebilir. Altı denizaltıyla Akdeniz'de korku salmak belki de mümkün. Son olarak silahlarına ve tedbir sistemlerine geçelim. Silah olarak 8 adet kovana sahip. Bu kovanların 4'ü füze taşıyabilmekte. Yani harpun füzeleriyle uzaktaki gemileri yaklaşmadan vurabilir. Ancak milli füze atmaca henüz buna uygun değil ama çalışma olduğu kesin. İlerleyen zamanda denizaltı versiyonları çıkacaktır. Bir de kapatmadan önemli bir not düşelim. Reis sınıfı denizaltıların dış radar emici boyası yerli olarak geliştirildi. Bu yüzden envantere girme tarihleri 2-3 yıl kadar gecikti. Fakat bu sayede yeni bir teknoloji kazanıp çok daha iyi bir boyaya sahip olduk. Mesela bu bile diğer Type 214 denizaltılarının bizden geri olmasına delil. Sonuç olarak reis sınıfı denizaltılar, bağımsızlığımız için atılmış önemli bir temel. İlki olan Piri Reis suya indirildi ve yakın zamanda görevine başlayacak. Alman tasarımı olsa bile %81 oranında yerli olarak üretiyoruz. Yani bazı gecikmeler olması normaldi.
Bunların üzerine atılan çamurlar gerçeği yansıtmamakta. Hayırlı olsun diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.